Olmazsam olmaz. Şimdi biz hazırız. Sizler de hazırsanız klasikleşen magazin turumuzla başlıyoruz efendim. Yine çok renkli, yine çok hareketli, yine en merak edilen haberleriyle söylemezsem olmazın hazırladığı magazin turu başlıyor. Nazan Öncel sahnede narini ve narinleri unutmadı. Başarılı şarkıcı Nazan Öncel sahnede geçtiğimiz gün hayattan koparılan 8 yaşındaki narini ve öldürülen diğer çocukları andı. Bugün günlerden Narin Güran. Evet, bugün günlerden aynı zamanda Ceylan Önkol. Bugün günlerden Müslüme. Bugün günlerden Edirin Bebek. Bugün günlerden çocuk. Nazan Öncel bu anlamlı konuşmasından sonra Beni Hatırla şarkısını söyledi. Emircan İrek sahne öncesi Narin'le ilgili konuştu. Sevilen şarkıcı Emircan İrek, Harbiye'de sahne almadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, son günlerin yürek acıtan haberi 8 yaşındaki Narin'in öldürülmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Bir haftadır toplumsal bir travma yaşıyoruz biz. Yani bir haftadır gördüklerimiz, duyduklarımız korkunç. Cinayet zaten korkunç. Ama daha korkunç bir şey var. Bu cinayetin bir topluluk tarafından kolektif bir şekilde saklanması. Asıl korkunç olan bu, asıl toplumsal çürüme dediğimiz şey bu. Lanet okuyarak, bela okuyarak falan olacak iş değil. Bizim toplum olarak, halk olarak, biz böyle bir halk değiliz dememiz lazım. Emircan İrek'i dinlemeye gelen arkadaşı Sarp Apak, ekranlara dönüş sinyali verdi. Dijitalde belki olabilir. Sahne işi yapacağım yine. Komedi kulübü bir oyun daha yapmak istiyorum. Biraz daha böyle gidiyor ama teklifler geliyor çok şükür. Güzel bir rolle umarım geriye döneceğim seyircinin karşısına, umarım. Melike Şahin Harbiye'de sahne aldı. Güzel şarkıcı Melike Şahin şık elbisesi, kıyafetinin rengine uyumlu takılarıyla sahnede göz kamaştırdı. Sevilen şarkıcı performansıyla sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin ikinci sezon lansmanı yapıldı. Dijital platformda yayınlanan ilk sezonu izleyici tarafından büyük ilgi gören Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisinin ikinci sezonu görücüye çıktı. Bakalım dizinin oyuncularından Hazal Kaya ile Selahattin Paşalı neler söyleyecek? Yani bu dizinin her şeyi, her anı, her adımı büyülü benim için. İkinci sezon da öyleydi. Yeni ve çok sevdiğimiz oyuncu arkadaşlarımız da katıldı bize. Şahaneydi her şey. Üzerine koymamızı sağlamış yeni gelen arkadaşlarımız. Ve hikaye içinde kendi sürprizleri olan yine macera dolu, eğlence dolu, gizem dolu bir sezon seyirciyle yapıyor. Neslihan Atagül İtalya'da. Tatil için İtalya'yı tercih eden güzel oyuncu Neslihan Atagül, yemek yediği anları da paylaşan ünlü isim hamileliğini vurgulayarak "Ben yerken bir şeyler pişiyor" notunu düştü. Avşar İsveç politikasına yön verdi. Evet, Avşar kızı evliliklerin 5 senelik kontratlarla yapılmasını önermişti. Geçtiğimiz gün İsveç'te alınan bir kararla evlilikler artık 5 seneyle sınırlandırıldı ve bu süreyi uzatmak isteyen çiftler 5'er yıllık sürelerle uzatabiliyor. Bergüzar Korel fit haliyle göz kamaştırdı. 3 çocuk annesi olan güzel oyuncu Bergüzar Korel geçtiğimiz gün yürüyüş yaparken paylaştığı fotoğraf büyük beğeni topladı. Sahnesinde yine flört anları. Geçtiğimiz haftalarda rock yıldızı Teoman Duş adlı şarkısında vokalisti Alan Çoğuzkay ile yaptığı dansıyla gündem olmuştu. Saç telim vücudumdan küvete aktığında. Bu sefer sevilen şarkıcı Teoman Duş şarkısında vokalistiyle flört eder gibi şarkı söyledi. Ürün tahmin edeyim, balıksınız değil mi? Çok yalnızım, ne olur size gidelim mi? Fahri Evcen'den tatil paylaşımları. Güzel oyuncu Fahri Evcen sosyal medya hesabından paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Sevilen isim işte bu yeni pozlarını takipçileriyle paylaşırken fotoğraflar teknik açıdan beğenilmedi.
Köprünün yeni yaşı sette kutlandı. Güzel Aşıklar Diyarı dizisinin çekimleri için Kapadokya'da bulunan dizi ekibi, usta oyuncu Halil Ergün'ün 79. yaşını sette böyle kutladı. Yusra Geyik'ten efkarlı paylaşım. Taşkağıt Makas dizisinde Rüya Emir Kıran karakterini canlandıran başarılı oyuncu Yusra Geyik, sosyal medya hesabından "Gitme Sana Muhtacım" şarkısını dinlerken paylaşım yaptı. Kerem Bürsin'den yeni proje. Başarılı oyuncu Kerem Bürsin, Gups Özay'ın Platonik Aşık adlı dizisiyle Prensip'te anlaştı. Dizinin Mart ayında yayınlanması bekleniyor. Ve magazin turumuza evlilik haberleriyle devam ediyoruz. Bu sefer evleniyorlar. Daha önce düğünlerini 3 defa erteleyen Serkan Keskin ile Meriç Aral çifti 19 Eylül'de dünya evine girecek. Nilüfer'den Reha Muhtar'la ilgili açıklama. Şarkıcı Nilüfer, kızı Ayşe Nazlı ile birlikte Reha Muhtar'ı hastanede ziyaret etti ve ziyaret sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakalım sevilen şarkıcı neler söyledi? İbrahim Tatlıses kızıyla yemek yedi. İmparator İbrahim Tatlıses kızı Elif Adayı okul çıkışında yemek yemeye götürdü. İmparator ve kızı objektiflere böyle yansıdı. İkizler pek ciddi. İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli dışarı çıkmaya hazırlanırken ikiz çocukları İbrahim Hayal ve Sinan Emir'in ciddiyetleri dikkatlerden kaçmadı. Sibel Can gelininin doğum gününü kutladı. Başarılı şarkıcı Sibel Can, oğlu Engin Can Ural'ın eşi Merve Kaya'nın yeni yaşını sosyal medya hesabından kutladı. Ünlü şarkıcı gelini için "Mutlu yıllar, seni seviyorum" notunu düştü. Selena dizisinin oyuncusu dünya evine girdi. Selena dizisinde canlandırdığı Selin karakteriyle tanınan oyuncu Cansu Demirci, bir süredir birlikte olduğu sevgilisiyle evlendi. Neyzen oyunu 3. sezonuna başlıyor. Uğur Yücel'in 2 senedir kapalı gişe oynadığı Neyzen oyununun 3. sezon biletleri satışa çıktı. Ümit Pamukçu'nun yeni klibi yayınlandı. Şarkıcı Ümit Pamukçu'nun Ceza adındaki yeni şarkısının klibi yayınlandı. Başarılı ismin önce röportajıyla başlıyoruz. Bir parçalık single'la yola çıktık ve sonrasında 15 parçalık bir albüme, güzel bir projeye imza attık. Dünya yıldızı karnı burnunda, kırmızı halıda. Anne olmak için gün sayan güzel oyuncu Margot Robbie, rol aldığı filmin galasında gri renkli uzun elbisesiyle böyle boy gösterdi. Dünya yıldızı sevgilisiyle görüntülendi. Dünyanın en popüler isimleri arasında yer alan oyuncu Brad Pitt, sevgilisi Agnes de Roman'la kameralara böyle yakalandı. Dünyaca ünlü yıldız anne olamayacağını açıkladı. Geçtiğimiz gün adını milyarderler listesine yazdıran başarılı şarkıcı Selena Gomez, lupus hastalığı nedeniyle çocuk sahibi olamayacağını belirtti. Dilber Ortaylı'nın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme. Geçtiğimiz günlerde bindiği uçakta fenalaşarak hastaneye kaldırılan Dilber Ortaylı, sağlık durumuyla ilgili "aldığım immün ilaç dolayısıyla sert tepkileri oluyor. 1-2 haftalık dinlenme süreci içindeyim. Hayatım biraz yavaşlayacak" açıklamasını yaptı. Gecesinde yıldızlar geçidi. Sinema ve dizi ödüllerinin sahiplerini bulduğu gecede yıldız isimler ve başarılı yapımlar bir bir ödüllerini aldı. Hülya Koçyiğit, "oyunculuk yapacak mısınız" sorusuna bakalım nasıl cevap verdi. Dizi ya da sinema projesine açık mısınız Hülya'nın teklifleri? Hayır, bundan sonra oyunculuk yapmayı düşünüyorum. Gecede Salih Bademci, Çağatay Ulusoy geceye katılamadığı için ödülünü aldı ve Çağatay Ulusoy'a "ödülün bende, parayı getir al" mesajını attı. Çağatay Ulusoy cevap olarak "şöyle yapalım, ödülü getir, Esfet'i al" diyerek karşılık verdi. İzlemeyen seyircilerimiz için açıklayalım. Esfet Terzi dizisinde Şifanur Gül'ün hayat verdiği karakter. Ankaralı Turgut'un son hali sevenlerini üzdü. Sevilen şarkıcı Ankaralı Turgut, akciğer kanseri nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı ve kanser hücrelerinin ünlü şarkıcının karaciğerine de sıçradığı öğrenilmişti. Sevilen şarkıcının son halinde oldukça fazla kilo verdiği gözlenirken sevenlerini üzdü.
Magazin turundan seçtiğimiz, belirlediğimiz bazı başlıklar var. Onları derinleştireceğiz. Konuşmaya başlayalım. İlk konumuzda İbrahim Tatlıses olsun. Küçük kızı Elif Ada'yla yemek yemişler okul çıkışında. Ya kendinizi bir Dilan Çıtan yerine koysanız, böyle baba kız yemek yerken görseniz, onları yaşayamamış bir kız olarak nasıl hissederdiniz? Yani şimdi burada bu fotoğrafı biraz büyütebilir miyiz? Yönetmenim İbrahim Tatlıses'in küçük kızıyla. Evet, İbrahim Tatlıses burada çok mutlu gözüküyor. Evet. Üzerinde yepyeni bir gömlek, yazlık bir gömlek. Gözünde güneş gözlüğü ve gülümsüyor bize. Çok mutlu gözüküyor. Demek ki küçük kızıyla bir araya gelmek onu çok mutlu etti. Gerçekte de Elif Ada babasını da sık sık ziyaret ediyor Bodrum'a. Elif Ada gelecek Bilal diye heyecanla yazıyor bana İbrahim Tatlıses. Yarın Elif Ada gelecek, yanıma gelecek diye. İzmir'e de gittiğini biliyorum, Bodrum'a da gittiğini biliyorum. Tabii ki İbrahim Tatlıses evlatlarını birbirinden ayırmak istemez ama yani Dilan Çıtağ'ın da İbrahim Tatlıses'e davranışı, babasına davranışı hiç hoş değildi. Yani kumandayı ona fırlatmış olması, kül tablasını fırlattığı söylendi daha sonra, ona bağırıp çağırması, bunlar da hoş değildi. Programda bunları da geniş şekilde konuşmuştuk. Ama İbrahim Tatlıses'in ilk eşinden olan kızlarının da düşündüğünü, kolladığını biliyoruz. Dilan Çıtağ o evde oturamazsınız. Onun kirasını kızlar alıyor. O zaman kirasını kızlara yollayın dediğini biliyoruz. Urfa'ya Gülden'le diğer kızına, Gülşen'e yollayın dediğini biliyoruz. Ahmet Tatlı'yla da barıştı. Melek Zübeyde'yle de arası iyi. İdo'yla zaten iyi. Dilan Çıtak'la da umarım barışırlar ya. Dilan Çıtak konusunda da yayına bağlandığında Dilan hatırlıyor musunuz? Demişti ki Elif Ada bile korkuyor. İbrahim Bey'den. Evet. Elif Ada korkuyor demişti. Babam bile dememişti o sırada bunu söylerken. Evet. İbrahim Bey'in bu çok gücüne gitmiş, direkt Ayşegül Hanım'ı arıyor. Diyor ki benim evladım benden niye korkuyor mu? Ya da böyle bir şey varsa niye bundan haberim nasıl yok? Haberim yok? Hani olur ya, biliyorsun sert mizaçlıdır daha. Hani böyle çocuk yaştakiler daha böyle iyice yetişkinlerden bazen çekinebilirler. Ama korkuyor demek çok ağır bir kelime oldu orada. İbrahim Bey de buna çok üzülüyor, çok güceniyor ve Ayşegül Hanım'ı arıyor. Sonra? Diyor ki böyle bir şey var mı? Sonra bunun uydurma bir şey olduğu ortaya çıkıyor. Böyle bir konu hiç yok. Fakat Dilan böyle bir konuyu canlı yayında bizimle bu şekilde paylaşmıştı. Onun üzerine zaten İbrahim Bey hatırlarsanız bizim yayınımıza bağlanarak taraflarla yüzleşti ve sadece bu programda konuştu, bu açıklamaları yaptı. Ama gördüğünüz gibi baba evlat okul çıkışında çok da güzel bir manzara. Çok. Görmek istediğimiz baba çocuk, baba kız manzaraları bunlar. Şimdi ben çok öyle güzel zannediyorum ki İbrahim Tatlıses'in bunca yıllık hayatında, zaten hayatını hep gözler önünde yaşadık. Evet. Aşklarında, çocuklarıyla olan ilişkilerinde bir tek İdo ve küçük kızıyla böyle bir resim verdi. Bir tek İdo'yu ilk hatırladığım kadarıyla okul açılışına götürmüştü. Bir de küçük kızı Elif Ada'yı götürdü. Tabii ki de şu an İbrahim Bey için hani belli bir yaşta olan insanlar torunlarıyla, işte en küçük evladıyla aslında hayatı boyunca yapamadığı veya yaşamak isteyip de yaşayamadığı o babalık duygusunun torunlarıyla o enerjiyi almak istersin ya. Şu an İbrahim Tatlıses'in ben bu şekilde bu güzel enerjiyi almak adına onlarla çok vakit geçirdiğini düşünüyorum. Bence de çok güzel fotoğraflar bunlar. Olması gereken fotoğraflar. İnşallah bundan sonra da böyle pozitif evlatlarıyla beraber güzel vakit geçiren bir insan olur diye düşünüyorum. Bir baba ve dede olur diye düşünüyorum. Tabii ki de bu arada torunları da çok tatlı. Çok. İkizler. Ay ikizler çok tatlı. Çok. Ve tabii ki de ben burada İdo'yu da eşini de tebrik ediyorum. Çünkü ikiz çocuk büyütmek hiç kolay bir şey değildir. Çok zor, evet. Ve çok gençler, bu genç yaşlarına rağmen onların bu güzel anneliğini ve babalığını da tebrik ediyorum. Evet. Aynen öyle. Peki sırada bir Fahriye Evcen magazin turumuzun içinden geçmişti. O da verdiği fotoğraflarla, bu fotoğraflarla bir meydan okuma seziyor musunuz? Kime? Yani Burak'ın hayranlarına mı? İşte Burak bir tane bir saç okşadı etti ya, bir hayranının saçını okşadı ya. Evet.
Fahri Evcen aslında tabii ki bakımlı insan, yani kendisine bakıyor ve sporunu yapıyor. Kilo aldığı zaman hemen diyete giriyor ve Burak Özçivit'le de çok iyi bir karı koca ilişkisini bize yansıtıyorlar. Ama yuvanın içinde neler oluyor, neler bitiyor? Hele ki şu son Burak Özçivit'in o senin de söylediğin saç, hayranının saçını okşama, düzeltme adı altında okşama görüntülerinin basında ve sosyal medyada yayınlanmasından sonra Burak Özçivit'le birlikte bir fotoğraf, bir video paylaşmaması, paylaşımlarında ya çocuklarıyla yalnız olması ya da tek başına böyle görüntüler olması beni düşündürüyor. Beni düşündürüyor. Hmm. Acaba çok büyük bir çıngar mı koptu evde, yuvada? Şimdi, acaba aralara biraz limoni mi diye? Ben bu resme baktığımda bende ne uyandırdı biliyor musunuz? Hmm. Yani bir mesaj var aslında burada. Yani aslında burada bu fotoğrafı verirken Fahri'ye hani böyle çok hani seksi görünmek veya işte niyet o değil. Aslında eşine sen nasıl bir kadınla berabersinin mesajını vermek diye düşünüyorum ben. Yani hedefe yönelik çekilmiş bir fotoğraf bu arkadaşlar. İnşallah ne kaybettiğine dön bir bak istedim pozu da gelmez. Yok gelmesin temennimiz değil. Bu evlilikle ilgili çünkü örnek gösterilen bir çiftler evet, bir kere. Evet, hem çocuk büyütme şekilleriyle hem çok istisna bir şeydir. Çok güzel bir kadın ve çok güzel, çok yakışıklı bir adamın beraberliği. İlk çocuklarının bile güzelliği konuşuldu haftalarca Kara'nın, hatırlıyor musunuz? Evet. Ama şimdi bu poz tabii biraz manidar. Benim de biraz aklım karıştı Bilal abi onu söyledikten sonra. Yalnız fotoğraf vermesi. Çünkü onlar hep aile pozu paylaşırlar her gün. Evet. Ve neden yani? Biz seni biliyoruz zaten güzel kadınsın. Alan almış satan satmış dedi. Bir söz var. Hande Erçel'le mi yarışıyorsun? Kiminle yarışıyorsun? Neden bu pozlar? Ne gerek var diyeceğim. Demek ki kendisiyle de ilgili sıkıntılar var. Kendi kendiyle ilgili. Yani bir güvensizlik doğurur. Tabii kocanın gidip de Rusya'da elin kadının saçlarını okşaması senin söylediğine de yaklaşıyor biraz. Yani kendisinden de şüphe ediyor ve hem kendisini ispat ediyor böyle yaparak hem de işte kocasına, topluma ben güzel kadınım. Ama çok çelişkili bir durum da var. Çünkü çok kıskanç olduğu biliniyor. Yani evet. Bunu set ortamındaki arkadaşları da birebir söyledi. Aile yakınları da söyledi. Evli olsa bile arkadaşlarını evine davet etmiyormuş bir kere. Hı hı. Bak bu çok hassas bir konu. Tabii. Evli olsa dahi evine almıyor. Ailesinin ama içerisine Moskova'da sokmuyor. Adam gidiyor saçını okşuyor başka bir kadının ya. Mesela. Yani işte tabii ki bu çelişkiler. Evet niyetle insanı, bitiyor iş. Tabii niyetle bitiyor. Sibelcan gelininin doğum gününü kutlamış. Ya Sibelcan'ın gelini var. Hala aslında o kadar güzel ki hem çocukları, çocuğunun da bir eşi ve gelininin doğum gününü kutlaması bana hala bir garip geliyor yani gerçekten. Neden? Yani çok hala genç geliyor. Yani benim de çocukluğumun aslında solisti, as solisti Sibelcan. Ama bir gelini var ve gelininin doğum gününü kutlayacak kadar aslında çocukları büyümüş, evlenmiş. Torun sahibi olacak yani Sibelcan. Sibelcan 51 yaşına geldi bildiğim kadarıyla. Evet bir zamanlar en genç as solisti. 16 yaşında yaşı büyütülerek gazino sahnesinde as solist olarak çıkmıştı sahneye. 18 yaşından küçükler çalışamıyor ya sahnede. Ve Sibelcan yıllarca senin de söylediğin gibi kendisine çok iyi bakarak hep o genç görünümünü sürdürdü ama işte bir yandan da hayat devam ediyor. Doğumlar yaptı ve o çocuklar da büyüdü. Çok erken anne oldu bir de. Çok erken anne erken oldu. Erken yaşta evet. Anne oldu. Engincan Ural 2 sene evvel evlenmişti Merve Kaya ile ve evlendikten bir süre sonra da evliliklerinde bir sorun var falan diye böyle bir dedikodular çıkmıştı. Hı-hı. Engincan Ural'la karısı arasında. Hatta son zamanlarda aile fotoğraflarında karısını hiç göremiyorduk Engincan Ural'ın. Şimdi doğum gününü kutlaması demek ki eğer problem varsa problem giderildi ya da Merve Kaya o aile fotoğraflarına katılmayı pek istemedi. Mesela başka aile fotoğrafı ya da birlikte fotoğraf yok muydu bu düğünden bir resim sadece? Zaten biz en son Sibelcan'ı ve gelinini zaten düğünden bir resimle görmüştük. Evet. Doğum günü de yine aynı fotoğrafla kutluyor. Yani belki de o paylaştıkları en güzel andır diye onu paylaşmış olabilirler. Yani düğün sonuç an. İtibariyle Sibelcan gelinine karşı her zaman çok nazik davranmıştı. Evet. Zaten ruhu da nazik bir kadındır. Çok iyi bir anne. Çok iyi bir annedir. Yani ben öyle hani bıdı bıdı
böyle hani kayınvalideler vardır ya her şeye karışan, öyle bir kayınvalide olduğunu da düşünmüyorum. Herkesin hayatına saygılı olduğunu da düşünüyorum. Bence Allah hepimize nasip etsin bir gün. Bana da nasip etsin inşallah. Ama şu an çok erken, daha anneanne babaanne olmaya hazır değilim. Onu da söyleyeyim. Firdevs Yeroğlu hoş geldin. Kolay kolay da beğenmezsin bakalım. Ben mi? Yok vallahi beğenirim. Başımın tacı. Benim çocuğum beğenmiş. Ben kimin beğeneceğim? Benim evladım beğenmiş. Benim başımın tacı olur yani. Yani ya, çok beğenmediğim yerlerinde ufak tefek değişiklikleri de yaparız ya. Eyvah eyvah. Yine alt metin geldi. Peki şimdi diğer konularla devam edeceğim. Turdan aklınızda şunu da söyleyeyim dediğiniz bir şey yoksa. Reha Muhtar vardı. Nasıl sağlık durumu Reha Muhtar'ın? Gerçi hiç hoş şeylerde yaşanmamıştı biliyorsunuz. Nilüfer gitti ziyaretine. Çok mutlu oldum. Evet. Olması gerekenler buydu zaten. İşte şöyle baktığın zaman hani diyorsun ya ne gerek vardı bu kadar tantanaya? Bu kadar kavgaya, bu kadar dövüşe. Yani sonuçta orada canıyla cebelleşen de bir insan vardı varken yani. Varken kadınlar ortalığı karıştırdı. Nilüfer'in ziyarete gitmesi gayet doğal. Hatta ben onlara evlenin diyorum. O geçtiğimiz programlarda da söylemiştim. Reha Muhtar'la Nilüfer evlensin çok iyi olur. Bu kadar seviyorlarsa. Şeyi söyleyeceğim. Asıl Reha Muhtar'ın çocukların annesi ziyarete gitsin. Yani onun gitmesi esas haber. Onun gitmesi vallahi önemli. Vallahi düşmeye gör. Bir çocukların sağlık sorunu yaşa, bir sıkıntı aslında yaşa. O zaman tanıyorsun işte etrafındaki insanları. Bak Reha Muhtar yoğun bakımdayken Nilüfer hiç kendini bozmadı. Hanımefendiliğini baştan sona kadar bu durumu o kadar çok doğru sahiplendi. Yönetti ki. Evet. Çok sahiplendi. O kadar hanımefendi davrandı ki hala da bunun devamını getiriyor. Çok sahiplendi. Görmek istediğimiz hareketler de bunlardır. Evet. Peki.